Anlatımlarda yalnız ben yanlış mı anladım? Yani milyarlarca yıl sonra bir kıyamet beklentisi var gibi bir üslup var. O yanlış. Evet. Çünkü bakın her 1000 yılda bir, her 500 yılda bir peygamber gelmiştir. Ulul azm peygamber Evet. gelmiştir. Şimdi peygamberimiz son peygamber. Bu ne demek biliyor musunuz? Kıyamet çok kısa süre sonra bekleniyor demektir. Yani son peygamberin anlamı yani en fazla 1000 yıl, 1500 yıl geçtikten sonra kıyamet kopacak demektir. İnşallah. Evet. Anlamı bu. Yani öyle olsa yani eğer dedikleri gibi milyonlarca sene devam ediyor olsa Allah peygamberleri hiç kesmezdi. Sürekli devam ederdi. Devam etti. Son peygamber olması yani Evet. peygamberimizin de kıyamet alameti olduğunu gösteriyor gelişini. İnşallah. Kur'an'ın gelişi de bir kıyamet alametidir. Evet. O yüzden yani o kadar uzun bir süre yok. İnşallah. Yani Cübbeli'nin dediği gibi de bir uzun süre yok. Bu 1545 doğru Hicri 1545. Yani 2120. İnşallah. Evet. İnşallah. Siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Defaatle söylediğiniz Hazreti İsa'nın gelişi içinde Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Kıyamet için bir alamettir diyor. İnşallah. Evet. Peygamber Efendimiz'in gelmesi son ahir zaman peygamberidir zaten. Peygamberimizin gelmesi bir kıyamet alametidir. Kur'an inişi var. Ama Kur'an'da Hazreti Mesih'in inişi son alametlerden artık Mesih geldi mi artık baş göz üzerinedir. İnşallah. Yani o kadar yakın. Mehdi, Mesih, Dabbetül